Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Gelin şöyle bir tokalaşalım. Harikalar diyarının güzel takipçileri. Bugün hafiften üzülebilirsiniz ama hayat işte devam ediyor. Harikalar diyarının o güzel tatlı kekikleri vardı ya, kınalı kekiklerimiz. Birini maalesef kaybettik. Bayağı bir emek verdik biliyorsunuz. Kaybetmek istemezdik. Hal böyleyken yapacak da pek de bir şey yok arkadaşlar. Yola başladığımız çoğu hayvanı kaybettik. Arkadaşlar şimdi keklerden birini kaybettik. Biri duruyor. Onun için de bir çözüm. Tabii ki ister istemez insan üretmek istiyor ama elden pek de bir şey gelmiyor. Sabah erken saatlerde saat böyle 6-7 gibi üretmeye başlıyor. Kukuvak 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 diye. Çok tatlı. Evde sabah böyle pencereyi hafiften açıyorum. Sadece bu hayvanın sesini dinlemek bile insana huzur veriyor arkadaşlar. Şimdi yumurtalarımız şurada. Onunla çok fazla ilgilenmeyeceğim. Burada otun içerisinde yumurtalar var. Onları alacağız arkadaş. Nedeni ise şu. Dediğim gibi hayvanlarımızın birini kaybettik. Hayvanda da hiçbir şey yoktu bu arada bak. Sağlık problemi yoktu. Birdenbire gitti. Sabah geldik ölmüş. Anlayamadık. Ama artık bundan sonra yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Biz hemen hızlıca tedbirimizi alalım. Yumurta salandı. Dişi ölmüş. Anladığım kadarıyla. Biz şimdi buradaki yumurtaları mecbur alacağız. Şu dibe doğru salmıştı zaten. Onları ne güzel de yığıyordu. Ben dedim ki kurt düşecek muhtemelen. Ancak nasip olmadan gitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın. O kadar güzel salmış ki. Böyle yuva yapmış kendine. Yapmasını hiç beklemiyordum. Dağınık salıyordu yumurtaları. Dağınık bırakıyordu hatırlarsanız. Ama gördüğünüz gibi harikalar diyarında. Güzel kekliğimiz. Kınalı kekliğimiz. Gelip buraya güzelce yumurtaları salmış, yuvasını yapmış. Etrafını da böyle güzelce basmış. Tam bir kuş yuvası oluşturmuş yani kendi kendine. Biz çok mutlu olduk bunu görünce. Çok sevindim. Dedim muhteşem. Kurt düşecek dedik. Kuluçkaya yatacak dedim. Anne bir kekliğimiz olacak diye düşünürken kekliğimizi kaybettik arkadaşlar. Maalesef. Şimdi bu yumurtaları buradan alırken emin olun üzülü üzülü alıyorum ama makineye gidecek. Nasip olursa. Şöyle buraya koyacağım. Çok fazla yumurtamız da yok açıkçası. Daha fazlasını bekliyordum ben ama olmadı. Artık ne çıktıysa. Ve gerekli şeylerde düzenlemeler yapıyoruz. Hayvanlarımızdan bayağı bir keklik ve bıldırcın üzerine de yine güzel bir kafesimiz olacak. Kekliğimizi tabii tek bırakmak istemiyor gönül. Ancak dediğim gibi en azından bir deneme yapmamız lazım. Belki yavru çıkartırsak, yavruyu zaten büyütürüz hızlı bir şekilde arkadaşlar. Büyüyen yavruları da kekliğimize tekrardan bir arkadaş olarak veririz. Eğer yavrulardan çıkım olmasa da kekliğimize yeni bir eş almak zorundayız. Nasip kısmet diyelim. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Hayırlısı inşallah. Ama üzüldük, üzüldük mü? Çok üzüldük. Ailecek üzüldük. Beklemiyorduk. Kekliği çok seviyoruz. Bizim şimdi burada dağlar, taşlar hep keklik, tamam mı arkadaş? Her yer keklik arkadaşlar. Böyle dağlar, taşlar ama yabani keklik olduğu için tabii ki de yasak. Onlara dikkat ediyoruz. Biz ziraattan, çiftliklerden alıp faturalı, faturasını kestirerek alıyoruz. Yoksa bizim burada keklik çok fazla var. Ama onlar tabii ki doğanın bir canlısı. Bunlar en azından çiftlik hayvan olduğu için kafes ortamlarına daha çok uyum sağlayabiliyorlar. O yüzden yabani kekliklere kesinlikle yönelmiyoruz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi değerli kardeşlerim. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane keklik yumurtamızı aldık. Şöyle bakın ama çok güzeller. Neredeyse bizim şeyden daha büyük salmışlar. Bizim zibidilerden büyük. Küçücük keklikler. Sizden böyle salıyorlar kardeş. Sizin yumurtalarınız hiçbir şey bunların yanında. Zibidiler size. Şimdi bu yumurtaların hepsini buraya kuluçka makinemize götüreceğiz tabii ki.
Şöyle şurayı da açacağım. Burada ispenç yumurtalarımız var. Onları da alacağım. İspenç, bir takım ispençiz gitti de arkadaşlar, sattık bu arada. Anaç takımlardan şu an web sitemizde bulabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Kümesim.com adresinde. Aa, zibrit de şurada. Zibrit de deneyelim ama zannetmiyorum çıkacağını. Zibritlerde mesela çiftleşme oluyor. Tamam mı arkadaşlar? Şu sultana da atayım. Okey. Yumurtaları koyacağım. Seramalara da aslında bir bakma. Seramalar cüce koşin. Cüce koşinlerden de yumurtaya ihtiyacım var. Cüce koşin cücülerin hepsini sattık arkadaşlar. Elimizde yumurta kalmadı. Şimdi zibritlerden bir tane var. Sultanlardan öylesine attım. İspençlerden 3 tane var. Çıkarsa çok iyi olur. Çıkmazsa canımız sağ olsun. Şimdi bize cüce koşin yumurtası lazım arkadaş. Cüce koşin yumurtalarında tabii ki karşıya gidip oradan bakacağız. Mecbur. Yani mecbur oradan bakacağız. Şimdi gidelim şunu alalım. Cüce koşinden. Bu arada yuvaları da çok güzel. Daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Ama şimdi gördüğünüz zaman şaşıracaksınız. Çünkü gerçekten çok güzel yuvaları var cüce koşinlerinin. Yumurtaları burada bırakmak istemiyorum. Çünkü burada tavuklar zarar verebilir yumurtalara. Şuraya koyup burada biraz daha muhafaza altında durur. Çok da görmezler. Şöyle de kamufle ederiz. Yoğurt kabıyla falan derken. Neyse. Çok çaktırmadan ben şimdi yavaş yavaş karşı tarafa doğru uzayacağım. Uzuyoruz abi. Dadaş dadaş deyip durmayın kardeş. Ben Erzurumluyum. Güvercinlerin altındaki keklik yumurtaları da olmadı arkadaşlar. Aldık altlarından. Yumurtalar da çıkmadı yani. Onlar da sıkıntı oldu. Şimdi biz direkt makineye yükleme yapacağız. Onun için de arka tarafta cüce koşinler yumurtalarını da alacağım. Keklik yumurtalar 26 gün, 28 güne bazen uzayabiliyor çıkımları. O yüzden biz bu arada cüce koşinlerin yumurtalarını alıp cüce koşin derken brahmaları gösteriyorum şu an. Yanlış anlaşılmasın arkada. O da varsa. Benim güzel cücelehim. Cüce koşinlerin yuvası burası. Burada böyle geziniyorlar. Şimdi içeri bakacağım şey. Yumurta var mı? Hanımlar beyler. Yer cüceleri. Bir içeri girip bakabilir miyim? Yumurtanız var mı? Bir tane gördüm ama. Belki cici ünitesinde de vardır. Babam almış olabilir. Şunu bir alalım biz. Şu köşedekini. Başka yerde yumurtası göremedim. Ya cüce koşinler çok tatlı hayvanlar. Aha bir tane de burada yumurta salıyor. Yakaladım sen yumurta salarken hanım. Yumurta var mı? Bir tane de burada varmış. Bakın. Çok güzel. Anne ben sizi yerim. Ben seni yerim. Ben seni gıttayım kuzum benim. Şuradaki hanıma baksana öyle yatıyor ki hiç kalkmaya niyeti yokmuş gibi. Tavuklar yumurta salma süresi 26 saat sürdüğünü biliyor muydunuz? Yeni gelen takipçilerimiz tabii ki bilmiyordu. Şimdi öğrendi değil mi? Arkadaşlar yumurtalarımızı kovamıza ekledik. Şimdi de gidiyoruz. 2 tane yumurtamız varmış. Ben bir de civciv ünitesini kontrol edeceğim. Babam belki dün almışsa tekrardan yumurtalar vardır cüce koşuna ait. O yüzden bir kontrol etmek istiyorum. Tabi bu videomuzda direkt gidip kuluçka makinemizin yanına da çıkmayacağız. Bir sonraki videomuzda belki göreceksiniz. Bugün sadece yumurtalar topluyorum. Genelde ben yumurtalar topladıktan sonra işte kızlar ya şu hayvanların yanına geçerken tüylerim tıçanlanır. Çok sevdim. Fiskos pony. Pony sen fiskos mu olacaksın kızım? Fiskos musun sen ya? Televizyon üstünde o asırlı olan fiskoslar var ya da fiskos miskos öyle bir şeyler değiller. Dantel var işte onlara benzersin pony. Sen gidi dantel pony. Arkadaşlar yumurtalarımızı aldık. Şimdi bu saatten sonra ne yapacağız? Tabii ki gidiyoruz. Öbür yumurtalarımızın yanına. Şeyi de kontrol etmedik. Civciv ünitesini kontrol etmedik. Evet Bay Uyuyan Güzel'in oğlu. Uyanık Güzel'in oğlu bu. Bu üçüncü nesil Uyuyan Güzel. Evet arkadaşlar halen daha sürümüzde maşallah. Şimdi tekrardan civciv ünitesine doğru gidiyorum. Bakacağım cüce koşin yumurtası var mı? Varsa süper olacak. Yoksa da yapacak bir şey yok. Bugün bir değişik oldu benim için. Üzüntüyle başladık aslında. Bir kekliğimizin olmaması insanı üzüyor. Ancak hayat devam ediyor arkadaşlar. O yüzden kafaya takmıyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Hadi bismillah. Buraya da bir göz atacağım. Cüce koşun yumurtası varsa onları da alacağım. Burada yumurta biriktirme alanımız aslında. Brahma var. Şöyle sultanlardan da değerlendirmek istiyorum. Bakarsın lazım olur.
çok fazla almayacağım da cüce koşin hiç görmedim. Hep sultan burası. Sultan, sultan, sultan. Sultan Lakenvaldır. Lakenvaldır'a ihtiyacımız yok. Almak isteyenler Lakenvaldır anaçlar. Şu an satışta arkadaşlar. kumesim.com adresinden alabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şöyle siyah brahmalardan çıkartmıyorum. Blue brahmalardan çıkaracağım. Şu iki yumurtayı da aldım. Daha da şimdilik bence yeterli diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar, yumurtalarımız tamamlandı. Gidip bunları da koyayım. Keklik yumurtaları 26 günde çıkacak ya. Tavuk yumurtaları biraz daha önde çıkacak, evet. Bir hafta aralarında oynayacak muhtemelen. İşte bu bir hafta oynamada nasip olursa biz yavruları almış olacağız. Keklikler sonra çıkacak. Anlayacağınız arkadaşlar, parçalı bir yükleme yapacağız buraya kuluçka makinemize. İnşallah güzel de bir çıkım alacağız diye umut ediyorum. Şu yabani kekliklerden hiç zaten kurtaramadık. Haftalarda buradalar. Yeni bir kedi almayı düşünüyorum. Belki onun videosunu da çekerim. Belki. Kedi alırsak bu sıkıntıdan kurtarırız diye tahmin ediyorum. Ya da maket bir, buraya bir kartal falan koyacağız maketten. Gelmesinler diye, ama tavuklar da korkar diye koymak istemiyorum. O yüzden en mantıklısı kedi almak. Yavru bir kedi getireceğiz. Kümes içinde besleyip poniyi alıştıracağız. Poniyi de ona alıştıracağız tabii ki. Yavru bir kedimizi burada büyütüp Harikalar Diyarı'nın bir parçası haline getirmeyi düşünüyorum. Nasip olursa arkadaşlar. Şimdi şu yumurtaları da buraya koyayım. En azından makineye atacağımız yumurtalar belli olsun. Şu yumurtalar arkadaşlar makineye gidecek. Keklik yumurtalarımızla birlikte. Keklik yumurtalarını 26 gün beklerken 21. gününde tavuklarımız çıkmış olacak. Biz en azından boş çalışmasın diye uğraşıyoruz. Çünkü keklik yumurtamız zaten az arkadaşlar. Burada çok fazla kekliğimiz yok. 8 tane yumurta var. 8 taneden belki 5 tanesi dolu olsa 5 tane keklik için koskoca makineyi de çalıştırmak istemiyorum açıkçası. O yüzden öyle bir düzen oluşturduk. Kardeş, ben size dedim. Bizim burada çerli beslemek kolay. Bu küme sizler için var ve sizler için var olmaya inşallah devam edecek Allah'ın izniyle. Arkadaşlar, ben bu videoyu burada kapatırım. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.